Kamış, Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili misafirlerimiz. Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcı'nın talimatları doğrultusunda Nazilli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi ve Turan Mahallesi'ni birbirine bağlayan kontrollü hemzemin geçidimizin açılışına hoş geldiniz. Hemzemimiz silah arkadaşları olmak üzere bütün geçişimiz için bir dakikalık saygı duruşma ve ardından silah başlığınızı okumayı davet ediyoruz. Sayın muhtarlarım, sayın basım, sayın mahalle sakinleri, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben kısa konuşacağım, şimdi başkanım konuşacağı için. Başkanımıza Cumhuriyet Mahalle sakinleri ve muhtarlık olarak bu yolun açılmasına katkıda bulunduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki burada özellikle Devlet Demiryolu yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu konuda hakikaten büyük duyarlılık gösterdiler. Sayın Bölge Müdürümüz dahil olmak üzere çalışan ekibi ve Nazlı ekibi, bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Niye çok önemliydi? Cumhuriyet geçidini de biz belediye başkanı olduktan sonra geliştirmiştik. Yan yanaydı ama bu tarafta hem Turan Mahallesi hem de Cumhuriyet Mahallesi'nin birbirinin balansı kopuktu ve burada da özellikle pazar kuruluyordu ve pazar kurulmasıyla kaynaklanan bir şey vardı. Hatta bir yaşlı bir teyzemiz var, bizim de elinde büyüdüğümüz, o geldi dedi. Ya oğlum trenciler bu tarafta geçiyor, biz de buradan geçmemiz gerekiyor, oraya da gitmemiz gerekiyor. Bunu bir açalım demişti. Sayın muhtarımız da, Cumhuriyet Mahallesi muhtarımız da hakikaten bu konuda büyük bir gayret ve çaba sarf etti. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Ben geçen haftaki 20 mahalle muhtarlığı açılışında bir şey söylemiştim. Dedim ki yol açacağız Yeni Sanayi Mahallesi'ne. Dün başladık. Dün Yeni Sanayi Mahallesi'ndeydik. Dün organize sanayinin olduğu yerden başlayarak yukarı doğru çıkıyoruz. Belki bize yalnızca harfiyet olarak 1 trilyon gidiyor. Döşemesiyle beraber 1 trilyon dolara gider. 2 trilyon para giriyor. Her hoş olsun diyorum. Altyapısı şu buyu 3 trilyon, 3,5 trilyon yatıran bir yatırım. Bu ne olacak? Nazilli'nin, düşünün, birbiriyle bağlantısını sağlayacak bir yol. Organize şeyin olduğu yerden Uğur Dondurma'ya hemen geçince ışıklardan aşağı ineceksiniz ve direkt Bozdan yoluna çıkabileceğiniz bir yol olacak. Bunun yanında da yeni sanayideki vatandaşlarımız hakikaten çok mağduriyet yaşıyorlar. Burada belki bu konuda problemimiz yok ama orada yol problemimiz var. Bu bazı mahallelerimizde çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi. Ve Yeni Sanayi Mahallesi inşallah sayın muhtarımız da burada inşallah istediği şekilde, kavuştuğu şekilde bir olacak. Bunun başlangıcını yaptık. Bunu ben müjdesini vereyim. İnşallah hayırlı olsun diye düşünüyorum. Bunun yanında katı atık tesisi için sayılarda yapacaktık. Yani katı atık tesisi dediğim Nazilli'deki çöplerin toplanması ile ilgili ÇED raporunu Çevre Bakanlığı'na vermiştik. Biz Çevre İl Müdürlüğü'ne vermiştik burada. Dün olaylanmış. Artık önümüzde hiçbir şeye engel kalmadı. Yalnızca ihalesini yapmak kaldı. İhalesini yapacağız. İnşallah Nazilli'de bundan sonra çöpleri nereye dökeceğiz diye düşünmeyeceğiz. Nereye alacağız diye düşünmeyeceğiz. Bunun yanında bizle beraber şu an 22 tane de belediye yararlanacak. Belde belediyeleri de dahil olmak üzere. Hepsi çöpünü buraya getirip gelecekler, buraya yapacaklar. Ve çöplerini ayrıştırmayı da yapacağız. Bu da iyi oldu, hayırlı oldu diye düşünüyorum. Bunlarla beraber inşallah Nazilli'miz çok daha farklı şeylere kavuşacak. Nazilli'mizde biz her şey değişecek, bir şeyler değişecek demiştik. Değiştirmeye de devam ediyoruz, çabalıyoruz. Ben muhtar abilerimize, kardeşlerimize, hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her zaman söylediğim bir şey var. Onlar bizim mahallemizdeki meseleleri çok daha bizden vakıf olan insanlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. Eğer onlar bize meseleleri bildirdiklerini, biz yaptığımız zaman Nazlı'da hiç problem kalmaz. Her zaman söylediğim bir şey var. Onlar bizim uç beylerimiz diyorum. Biz öyle gördük çünkü tarihte de hep öyle okuduk da yaşadık boyunca. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu inşallah hayırlı olur. Biz Turan Mahallesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi'nde hakikaten farklı bir şeyler yapmayı da düşünüyoruz. Bunlar benim çocukluğum geçtiği yerler, yaşadığı yerler. Ama hepsi iç işi olduğundan dolayı ne yazık ki şimdi biraz önce mahalle muhtarımızla konuşuyoruz. Park yapacak yer yok. Oyun grubu koyacak yer yok. Aynısı Turan'a geçiyoruz, dönüyoruz, bakıyoruz. Bakıyorum şurada yine aynı şekilde yok. İnşallah şu yan tarafta Anadolu Lisesi'nin olduğu yer var. Oraya da SKK'yı vereceğiz büyük bir ihtimalle. Onunla ilgili bir işlem kalmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu da buraya binasını yapacak. Milli Eğitim'e geçirdik, orayı yaptıracağız. O zaman da buramız, mahallemiz biraz daha farklılaşacak diye düşünüyorum.
Hepinize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok konuşacak şeyler var. Unutuyorum da. Hepinize burada olmanızdan dolayı çok memnuniyet duydum, söylemek istiyorum. Hakikaten devletimiz burada, erkanımız burada, sayın kaymakamımız burada, komutanımız burada. İlgilenen meclis arkadaşlarımız, muhtarımız burada, basın burada. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgi saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Gel gel. Gel gel. Nasılsın isim? İzzallah Şilam.